Merhaba ben Tunç Atıroğlu piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bundan önceki videoma güzel yorumlarla destek olan e, videomu beğenen hatta abone olanlara da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi e, öncelikle biraz ekonomiden bahsedeceğim. Ondan sonra borsayla devam edeceğiz. Bugün ilginç haberler ilginç haberler vardı. Bunlardan bir tanesi e, ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre e, ihracat ve ithalat rakamları açıklandı ve burada denmiş ki ihracatta 1,5 milyar dolarlık aşağı yönlü etki yaptı deprem. Şimdi bunu bu şekilde açıklıyorlar. Yani depremin ihracata bir etkisi olacak mı? Evet olmuş. Ne kadar? 1,5 milyar dolarlık negatif etkisi var. Yani deprem olmasaydı 1,5 milyar dolar belki fazladan bir ihracat yapmak mümkün olacakmış. Bunu için anlatıyoruz? Şunun için, şimdi burada dış ticaret açığımız var bizim. Genelde bizim bir kısım medyada artık böyle komedi mi, trajedi mi ne desem bilmiyorum. Hep böyle ihracatın ne kadar çok arttığı, ihracat rekorundan bahsediliyor. Dış ticaret açığından hiç bahsedilmiyor. Hadi bir siyasilerin sırf bundan bahsetmesi belki... Hadi bir yere kadar normal karşılanabilir işte. Ticaret Bakanı her zaman ihracatın rekor kırdığını anlatıyor. Öbür taraflara girmek istemiyor da bir kısım medyada da böyle yazılıyor olması tabii kötü. Ama bu medya öyle değil. Burada tabii dış ticaret açığını da vermiş. Bakın eksi 12.2 milyar dolar. Yani dış ticaret açığı 12 milyar dolar. İhracat ee, ihracat da yani deprem etkisi olmasa bile bu açık aynen olacaktı. Zaten bunu da söylüyoruz. Bizim ihracatımızda katma değerimiz çok düşük. O yüzden döviz kurunu fırlatalım. Böylelikle daha çok ihracat yapacağız ve işte dış ticaret açığı da vermeyeceğiz ya. Bunu çok kapatacağız. Cari açık böylelikle vermeyeceğiz. Bir anlayışı vardı. Bizim felakete bu anlayış götürdü. Yani bırakın dolar çıkarsa çıksın. Daha bile iyi olacak ihracat falan gibi. Şimdi aman doları nasıl tutsak falan derdindeler. Tam tersine döndü olay. Yani bir denilen bir denileni tutmuyor maalesef. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Bakın işte altın çıkacak dersiniz düşer. Borsa çıkacak dersiniz düşer. Veya işte dolar düşecek dersiniz çıkar falan. Bunlar tahmindir. Ama kalkıp ülkenin ekonomisini yönetiyorsanız ben böyle olmasını bekliyorum. O yüzden böyle bir hareket yapıyorum dediğiniz zaman kontrol sizin elinizde büyük ölçüde. Orada tahminler tutmadığı zaman cezasını hep birlikte çekiyoruz ki o sadece tahmin değil yani onu gerçekleştirmek için de bir irade var, elinizde imkanlar da var. Öbür türlü ben borsa çıkacak derim. Benim elimde olan bir şey değil. Borsa düşer. Ben borsa düşecek derim. İşte hükümet oraya para enjekte etmeye çalışır. Borsa çıkar falan. Yani bu benzer şeyler karşılaştırılabilir şeyler değil. İşte biz döviz çıkıyor, problem yok. Döviz çıkınca biz daha çok ihracat yapacağız. Ee, dış ticaret açığını da kapatacağız. İşte gördük. Hiç de öyle bir numara yok. Daha bile kötü oldu. Peki sonra... Sonra e, hani dolar e, çıksa işte ihracat daha iyi olacaktı. O anlaşıldı. Bu sefer dolar çıkmasın derdindeler. Dolar çıkmasın derdinde onunca ne oluyor? İşte TCM ve rezervleri 3 haftada 8,5 milyar dolar geriledi. Burada... E, Asıl benim baktığım Sıva hariç net rezervdir. Onların baktıkları bürüt rezervdir. Hep bürüt rezervi rezerv diye konuşmak adeti vardı bir bir kısım siyasetçi de vesaire de bürüt rezervde, bürüt rezervlerde ciddi bir azalma var ama asıl Sıva hariç net rezerve bakıldığında işte onun da çok parlak olmadığını görüyorsunuz eksi 44 de bulunuyor şu anda eksi 44.3'tü şu anda eksi 44'te işte şöyle bir bakıldığında yani oralar halen daha eksi ve de bu eksiyi de artıya döndürmesi imkansız bu hükümetin zaten önümüzdeki süreçte de artık seçim var öyle bir zamanı da yok ne bu enflasyonu e, faiz indirimlerine başladığı 19'a gelir getirebilir teknik olarak mümkün değil zaten ne de bu rezervi yerine koyabilir. Net olarak başarısız oldular. Buradan bir de Merkez Bankası'nın şöyle bir açıklaması vardı. Menkun kıymet istatistikleri yurt dışındaki yerleşik kişilerin portföyündeki net değişimler 24 Şubat'ta biten haftada 259,5 milyon dolarlık bir nette düşüş var. Yani e, bireysel emeklilik sisteminden buraya para gelirken Yabancılar satmış, yerliler almış gibi görünüyor. Yabancılar peki ondan sonra e, bu varlık fonu e, paraları ziraat portföye verecek, ziraat portföyü de borsa yatırım fonu alacak haberi üzerine acaba alıma geçtiler mi onu bilmiyoruz. Yani bir hafta geriden geliyor e, haberler. İşte şimdi buradan borsaya geçmek istiyorum. Borsaya geçtiğimizde de şöyle bir grafik paylaşmıştım Twitter'da da yani şöyle işte bir düşen bir e, yukarıdan bir çizgi var direnç çizgisi oraya kadar geldi orayı zorluyordu e, buraya geçtikten sonra tekrar yükseliş trendine geri döndü demek gerekir ancak henüz geçmediğini görüyoruz şimdi haftalıkta zaten e, sat vardı fakat bu tersine çevirebilecek bir şey. Çünkü günlükte üstüne çıktı. Günlükte üstüne çıktıysa biraz daha gidebilir demiştik. Hatta içim oku falan da vardı ama o içim oku şu anda içim okuyu geçince hızlı yükseliş olmasını bekleriz. Teyit etmedi bunu. Onu da anlatmıştım. Tekrardan göstereyim mi? Teyit etmediğini. Teyit çizgisini de açayım. Belki herkes her videoyu seyretmiyor. İşte teyit etmiyor. Fiyat, fiyat teyit çizgisinin üzerinde yani aşağıdan buradan itibaren aşağıdan gelip böyle bunun yukarı geçmiyor. Ee, ama tabii ki birkaç gün sonra teyit edecektir. Şu anda etmiyor ama. Dolayısıyla yükseliş trendine henüz geri dönmedi. Buraların üzerine çıkması, yani 5300'lerin üzerine çıkması gerekiyor. Belki şöyle 5340 falan olması lazım kapanışın, günlük kapanışın o olmuş değil. Burada dikkat edilmesi gereken şey şöyle işte 2 saatlikte 5223 günlükte de şurada görünen 5175. Günlükte de 5175. Yani demek ki şöyle 5100 hatta 5100'ün altı falan da olacak olursa net olarak bu sata dönmüş olacak. Şu anda sadece yükseliş bugün devam etmedi. Yükselen trendde de geri dönmedi. Yarın o belki yukarı gidebilir. Veya işte şöyle gördüğünüz gibi hareketli ortalamaya kadar 5100'lere kadar falan 150 falan gibi çekilip ondan sonra yukarı gidebilir. Şu anda net olarak bir şey yok o tarafta. Ee, varlık fonundan para gelecek mi ne kadar gelecek ziraat portföyü tarafından da bildiğim kadarıyla bir açıklama yok. Varlık fonu tarafında da bir açıklama yok. Bu aslında piyasayı götürüyor şu anda. Seçim belirsizliği devam ediyor borsa tarafı böyle. altın tarafında dün söylediğimizden çok farklı bir noktada değiliz. Neden dersek işte şu 8 saatlikte hareketli ortalamayı henüz altın geçebilmiş değil. Şöyle kapatıyorum. Henüz geçmedi. Şuradan da süpür trend açalım. Evet yani işte şöyle bakıldığında bu süpür trend 1845'ten geçiyor bunu geçmedi, altın ala dönmedi. Ne olacak peki? E bugün de bekleyeceksiniz. Çünkü burada bu 1837'de e, takılıyor, kalıyor altın. Henüz ala dönmedi buradaki sistem. Şöyle geri geldiğimizde bunda soran bir arkadaş olmuş. Bu nedir ben anlamıyorum diye. Ons, bir ons altın kaç dolar ediyor? Ona bakıyoruz. Dünyada bu şekilde hesaplanıyor. Yani gram altın falan dediğiniz şeyler TL cinsinden e, fiyatlar bu dünyada belirleyici olan şey ons e, dolar fiyatıdır. Bir ons altın şu anda görüntüde 1837 dolar olarak gözüküyor. E, hareketli hareketli ortalamada zaten 1837 dolardan geçiyor ama süper trend 1845'ten geçiyor. Yani garanti olması için 1845'i geçmesini geçtiğini görmek gerekir 8 saatlik grafikte. Şu anda görmüyoruz. Ancak ümitliyiz. Geçemez de geri gelirse o zaman tabii tekrar 1790 gibi şeyler söz konusu olabilir. Altın o yüzden henüz yükseliş trendine dönmedi. O yüzden gümüş de dönmedi. Değerli metaller yükseliş trendine dönmedi. Çünkü burada dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi dolar endeksi. Dolar endeksi bir tepki yükselişine başlamıştı. Tepki yükselişine başlamıştı. Hareketli ortalamanın üstüne geçerek tepki yükselişi devam ediyor. Henüz tepki yükselişi bitmiş değil. Şöyle 8 saatlikte de göstereyim. Bitmiş değil, devam ediyor. O tarafın biraz daha piyasanın rahatlaması için altının, gümüşün yükseliş trendine geri dönebilmesi için 104'ün altına gelmesi gerekiyor dolar endeksinin. Öyle değil maalesef. Amerikan 10 yıllıklarda artış devam ediyor. Bu da çok kötü. Amerikan 10 yıllıklardaki artışın devam etmesi. Bakın 4'ü de geçti artık. 4.06'lara falan da geldik. İşte şuradayız. Bundan sonra çok fazla bir direnç yok önünde. Tekrardan şöyle yükseliş devam edebilir. Bunlar da tabii altın gümüş için olumsuz olabilir. Şu anda bir negatif uyumsuzluk söz konusu. Yani her, henüz enseyi karartmayı gerektirecek bir durum yok. Bugün takip edeceğiz ama gidişat güzel değil bu görüntüler. Ama buralar artık geri dönebilir yani Amerikan 10 yıllıklarda da bir geri dönüş olabilir böyle bir negatif uyumsuzluk olduğu için. Diğer tarafta Dow Jones belli bir yatay aralıkta devam ediyor. Şöyle günlükten göstereyim Dow Jones'ta. Yani orada bir değişiklik yok düşüşler fazla şey olmuyor. Alım fırsatı olarak görülüyor. Güçlü olmuyor. S&P 500 o da işte tekrar şu düşen trend çizgisine kadar gelecek. Aşağıdaki yükselen trende kadar da gelecek falan diyorduk. Oraya da geldi artık. Bunun altında 3900 falan var. Oralarda artık 3920'lerde falan bunların altına iyiden gelmiş oluyor. Şu anda kritik desteklere gelmiş oldu S&P Nasdaq'ta tabii benzer şekilde Nasdaq'ta da e, halen bir düşüş var, devam ediyor. E, böyle olunca Bitcoin tarafında da çok fazla söylenecek bir şey yok. İşte yataylık orada da var. Nasdaq yukarı dönsün ki Bitcoin de 25.400'e doğru dönsün. Yani bugün keyifsiz Amerikan piyasası. Amerikan 10 yıllıklarda biraz geri gelme güzel. E, kenarda bekleyen paranın bir kısmı 54 milyar doları geri gelmiş. O da güzel bir gelişme. Umutlu olmak için. Böyle yani. Yarın bir değerlendirmem olmayacak. Altın falan almak istiyorsanız işte o 1845 dolar onsu geçtiğini görmeden almayın. Olmadı. Pazartesi alırsınız yani. Yarın bir değerlendirmem olmayacak. Hafta sonu değerlendireceğim. İşte bugünlük de bu kadar.